Herkes yeni bir videoyla da tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle uzun zamandır böyle istediğiniz bir ev turunun ikinci versiyonunu çekiyorum. Daha doğrusu ikinci versiyonu değil. Önce bir sabah çektik ama hoşumuza gitmediği için saatlerimiz şu an 4.30. Bir daha çekiyoruz. Umarım böyle bu güzel olursa bunu artık paylaşacağım. Ne dedim en son? İkinci versiyonunu çekiyoruz dedim. An itibariyle videoya hoş geldiniz. Önce direkt kapının oraya götüreceğim sizi. Direkt oradan başlayalım. Böyle salondan başlamayalım. Gidelim. Burası kapı. Ama sen çıkacaksın. Ben neden çıkıyorum? Yine tık tık yapacağız. Hoş geldiniz. Bir daha çekeyim mi? Ev turuna hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Bak. Bu tarafa doğru dönmüşüm. İnanılmaz karanlıktı evet. Her yer ve böyle şeyim hani ışık patlamaları, ses patlamaları vardı. Kenara bakayım bir dakika. Tamam. Şimdi evimize an itibariyle buradan giriliyor. Ve çok sorduğunuz bir şeyi cevaplıyorum. Şunu çok merak ediyorsun. Evimiz ters duble. Şey falan soranlar oluyor böyle hani. Ev neden? Yatak odası aşağıda işte üstten mi giriyorsunuz? Evet ev ters duble. Buradan giriyoruz ve aşağı kata iniyoruz. Üst katımız yok. Öyle ev turuna hoş geldiniz. Buradan giriyoruz dediğimiz gibi. Burada bizim böyle iki kapılı bir ayakkabılığımız var. Şöyle içinde ayakkabılar var. Genelde Elvan'ın ayakkabıları oluyor. Benimkiler buraya pek böyle sığmadığı için hani aşağıdan daha alıp giyebiliyorum. Genelde kadınlar hani böyle fedakarlıklar yapar ya. Bizim evde de o işi ben yapıyorum. Ayakkabı değiştireceğim zaman aşağı iniyorum. Aşağıdan alıyorum, getiriyorum. Burada böyle bir merdivenimiz var. Aşağı kata birazdan ineriz. Burada dresuarımız var. Bunu böyle biz yaptırmıştık. Salon mobilyamızla uyumlu olsun diye. İşte ne bileyim aksesuarımız. Bunun içinde genelde küçük bölmesinde bozuk paralarımız. Burada da böyle Elvan'ın cüzdanı. İşte benim kamera, arabaların anahtarları. Acil durumlar için koparlatıcı rujum. Böyle bir sepet, oda kokusu ve böyle süslerimiz var. Telefonum da burada. Buraya böyle bir yıldır ayna alacağım. Alamıyorum. Şimdi de almaktan vazgeç. Sebeplerini de size bu haftaki videoda büyük ihtimalle açıklamış olurum. Ya da haftaya en geç bir video var hazırda bekliyor. Buraya neden ayna almadığımı o videoda anlayacaksınız. Böyle gidiyorum. Salonu zaten böyle az buçuk biliyorsunuz. Benim normalde salonum D şeklinde ama salonu kare olduğu için D koltukta baya böyle kestiği için ben böyle koltukları ikiye ayırdım. Genelde hep böyle burada yatıyoruz. İşte şurada yatıyoruz. Böyle genelde burada takılıyoruz. Zaten görüyorsunuz da. Burada bir televizyonumuz. Şunu da salon turunda anlatmıştım. Mesela bunları falan hep biz yaptırmıştık. Süs eşyalara falan girmiyorum. Zaten onları salon turu var. Salonu düzenliyorum var. Bayağı var. Değil mi? Evet. Hepsini anlatıyorsun. O yüzden onlara girmiyorum. Böyle bir salonumuz var. Genelde hep buradayız. Buraları birazcık sadeleştirdim. Böyle süsleri falan kaldırdım. Daha rahat oluyor. Şurada hatta şöyle, burası böyle yaşanılır bir salon olduğu için upuzun bir uzatmam var. Bu uzatma genelde bizim böyle şarj aletlerimizin takılı olduğu, sürekli böyle laptopumun, kameramın şarj olduğu, her koltuğa uzatabileceğim boyutta ama buraya gizlediğim bir uzatma. Çok kullanışlı bir kablo. Bunları zaten biliyorsun. Daha sonra böyle bahçeden mi de? Yo salonu bitir. Salonu bitir aynen. Burada bir yemek masamız var. Genelde benim bütün fotoğraflarım, kahvaltılarım, yemeklerimiz hep burada. Zaten burada görüyorsunuz. Yanda böyle alt bahçe dediğimiz işte girilmeyen iki duvar arasında bir bahçe var. Oraya bakıyor. Ağaçlarımız falan bayağı güzel oluyor baharda. Aynı zamanda şurayı da göstereyim. Böyle büyük bir camımız var. Bu cam açılmıyor. Yanda iş merkezi var. Böyle iş merkezinin aramızda böyle bir ağaç var ve bence çok güzel duruyor bu görüntü. Biz de o yüzden burayı böyle hiç kapatmıyoruz. Sadece cam filmi gibi çekim mi yapıyorsun? Bir yandan ağacı gösteriyorum. Sadece böyle cam filmi diyorum ama asla cam filmi değil galiba. Ya dışarıdan içerisi çok gözükmesin diye kran bir folyo yaptırdık oraya. Folyo, kran aynen. Bir folyo var. Sadece böyle onunla idare ediyoruz. Zaten ağaç o kadar büyük yani karşı görmüyoruz. Ne ben iş merkezini görüyorum ne de onlar bizi görüyor. Burası da zaten, burası ne kadar ferahmış yalnız. Evet yalnız biz burayı hep kapalı kullanıyorduk. Şöyle mesela şu merdiven boşluğumuz geniş yani evi yüksek tavan gösteriyor. Bu olayı güzel zaten evin. Evet beğendim. Burada böyle bir ayna var. Mobilyaları falan nereden aldığımı videonun altına yazdım. Ben yine burada gördüğünüz böyle bulabildiğim süs eşyalarıdır falan linklerini aşağı bırakacağım. Mutfakla ilgili olan linkleri de bırakacağım. Dur onu orada. Burada böyle kendim çektiğim bir ayna var. Genelde buradayım. Evet. Bu evde yaşama amacım. Ve bizim için böyle en artı yönü bahçemiz. Bahçeye çıkalım. Favori yer. En sevdiğim yer burası.
Hayır çünkü bazen edit yapıyorsun, sesimi duyuyorum. Ya diyorum ne kadar kaba konuşuyorum ve hızlı konuşuyorum diyorum. Aslında böyle konuşsan çok tatlısın. Hızlı çevirme bak sonra sallanıyor. Bir şey söyleyeyim sana, bir önceki çekimden çok daha profesyonel çekiyorum şu an. Valla. Göreceksin, renkler çok iyi. Bir önceki çekim inşallah diğer video değildir. Renkler çok iyi. Kinden. Sabah kinliyorum. Tamam, buraya gelebiliriz. Sadece burası biraz sesli. Bizim önce bir manzarayı gösterelim. Burası bizim Lara yolumuz. Biraz önce çektim canım. Balkonu göstermeden manzarayı çektim zaten. Burada böyle hatta birkaç arkadaşımız var. Böyle buraya gelip sadece böyle manzaraya bakıp oturmak falan istiyorlar. Çünkü gerçekten bu palezlerden denizi görmek, önümüz yol, yürüyüş yolu çok hareketli bir yer. Burayı seviyoruz. Evet çok iyi. Burada böyle bir bahçe takımımız var. Ve yastıkları çok bahçe takımına koyamıyoruz. Çünkü zaten kışın yağmur çamur da bayağı berbat oluyor. O yüzden biz de böyle dikerek kullanıyoruz. Biraz da tadilata girmesi gerekiyor. Yastıklarımız çünkü su emdi ve minderleri böyle birazcık kötü oldu bahçe takımımız. Onları böyle birazcık bir temizletsek, yıkatsak öyle sermeyi düşünüyoruz. Böyle bir bahçe takımı. Sonra burada benim en sevdiğim salıncağım var şurada. Ama yine bunda da şöyle bir şey var. Bahçemiz böyle açıklık olduğu için ben buraya minderi koyduğumda mesela kediler geliyor, düşürüyor minderi, üzerinde yatıyor. Bir de beyaz minderi çok hızlı kirleniyor. Ben de o yüzden böyle kullanacağımız zaman koyuyorum. Şunu da rüzgarda çarpması diye bağlamıştım. Ama mantıklı çünkü çok çarpıyor. Ben de bakıyorum nereye bağlamıştım. Böyle bir bahçe. Yeri geldiğinde bunun minderini koymadım. Uçak geçiyordu. Umarım benim sesim geliyordur. Çok kesmez bence sesi. İyi bari. Burada böyle bunda oturmasak bile mesela geçen gün balkon bayağı pisti. Minderleri koyamadık. Zehra ile sandalye çektik. Sandalyede oturduk. Saatlerce burayı seviyoruz. Manzaramız güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada böyle bahçe takımlarının falan da linkini eklerim aşağı. Bakmak isterseniz diye. Salonumuz bu kadardı. Böyle abartı büyük bir salonumuz yok. Yaşayan bir salon bana göre. Buradan böyle geliyoruz. Kapımız buradaydı. Şimdi burada evin tam ortasında bir tane mutfak var. Bir tane tabii ki de. Bir tane mutfak var. Burada böyle bir mutfağımız var. Bu mutfağı zaten aslında hepiniz biliyorsun. Mesela şu köşe kamerayı koyduğum tripodla burada yemek yaptığım köşe size şurada duruyorsun. Çünkü beni böyle her açıdan görün diye kahve makinesinin burada durma sebebi de tripodu üzerine koyabilmem. Son mutfak turu çekmiştik. Ondan sonra çeyiz alışverişi tarzı bir şey çektik galiba. Bayağı ayrıntılı dolapların içlerini gösteriyorum. Bu mutfakta böyle bir tık bir sıkıntı varsa hava sirkülasyonu olmuyor. Yemeği burada pişiriyorsam koku bütün eve yayılıyor. Çünkü bu cam açılırken sıkıntılı açılıyor ve böyle pek kokuyu çıkartabileceğim bir ortam olmuyor. Ama genel olarak memnun. Tezgah falan bayağı büyük. Severim yani. Mutfağım güzel. Sadece işte o hava sirkülasyonu. Bir de şuranın ve buranın dolap olmaması birazcık sıkıntı. Ama olsun. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Ev için yaptığım bir şey varsa şunu kendim yapmıştım. Yok gerçi Elvan'la yapmıştık yani ben almıştım IKEA'dan. Elvan'la yapmıştık böyle. Bu duvar birazcık pis gözüküyordu. Ben de buraya böyle bir şey yapmıştım. Bence güzel de olmuş. Daha sonra burada böyle bir kalori tabağımız var. İsteyen gofretini yiyebilir. Burada buzdolabım var. Meşhur buzdolabım. Şöyle. Bunu soruyorsunuz. Dediğim gibi linkini bulabilirsem bunu da koyayım ya da marka model yazarım. Burada fırınım var. Zaten dolapların içlerini biliyorsunuz. Böyle devam ediyor. Şimdi bu evde ben bu evin ilk fotoğraflarına baktığımda bu ev burada bitiyor sanmıştım. Ama meğerse burada bir koridoru varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada da bizim damacanamız. Burada arkadaş temizlik için hazır bekliyor. Şimdi burada böyle iki tane odam var üst katta. Bir tane de banyomuz var. İlk oda gelin öyle anlatayım. Gelin. İlk oda böyle Elvan'ın hem bilgisayar odası hem benim çalışma odam. Vakit geçirdiğim oda. Aynen. Ya dinlenme odamız gibi birazcık. Aynen. Ya mesela böyle benim tripodlarım da burada duruyor. Ne bileyim alet edevatlarımız da burada duruyor. İşte bilgisayar burada duruyor. Televizyon mu bilgisayar mı artık yani neyse. Böyle bir oda. Laptopum burada duruyor. Genelde Elvan burada olduğunda ben de böyle burada edit yapıyorum. Şöyle küçük bir camı var. Yine aynı şekilde yan cepheye bakıyor. Burada da bu arada bunları da yeni almıştık IKEA'dan. Göstermemiştim ama sanırım videoda bahsetmiştim. Burada gri büyük bir masa vardı. Bayağı o da şu an küçük değil mi? Bu oda kaç metrekaredir? Bu 13 falan. 8-9. Evet. Bayağı küçük. 8-9 metrekareymiş bu oda. Böyle büyük bir masa vardı. Çok kapatıyordu. Biz de IKEA'dan gidip şöyle beyaz düz bir masa ve şu meşhur raflardan aldık. Burayı daha düzenleyemedik açıkçası. Adam akıllı her şeyi tutturamadık yerine. Ama genel görüntüsü bu şekilde. Şu sepetler falan hayat kurtarıcı ve ben görüntüsünü çok beğeniyorum. O kısım tamamen Elvan'ın. Burada dediğim gibi bilgisayarı, PlayStation'ı. Burada da bu dolap böyle bir... Bu saati 2 yıl önce aldım. Hiç asmadım aldık. Ya. 2 yıl önce ilk tozlu bir de ha. Gerçi dün bu evde temizlik oldu. Çok üşendim asmaya. Temizlenmemiş bunun üstü. Evet. Elime bak. Bu saati 2 yıl önce aldım IKEA'dan. Hala asmadı. Ve ben Elvan'a şey derim mesela. Bir eve girerken her şeyini tam yapalım. Çünkü sonra insan üşeniyor. Ve bana derdi ki hayır işte yaparız. Yaptım.
Asmadık. İlerideki başka şeyler. İnşallah bir gün asarız. Dolap da şöyle, şu an yan duruyor. Küçük bir hesap sıkıntısından dolayı biz dolabın düz duracağını hesap etmiştik ama yapacak bir şey yok, yan duruyor. Bu dolapta böyle bizim Elvan'la her gittiğimiz şehirden, her gittiğimiz ülkeden aldığımız ufak tefek süs eşyası olur. Saçma sapan aklınıza gelip gelemeyecek her şey olur. Mesela benim Elvan'a aldığım kalem, işte Tuana'nın Elvan'a yaptığı seramik. Bizim için anlamlı olan her şey böyle bu dolapta duruyor. Elvan ilk arabalarının maketi. Maket denir buna. Maket değil, maket sabah başka bir şey. Sabah ne denir o zaman? Figürü bilmiyorum. İşte kesti duracağız ne? Kest diye satılıyor bunlar. Vallahi hiçbir fikrim yok. Sabahtan beri videoda bunu düşünüyoruz. Daha ilk sabah çektiğimiz videoda ama yok. Anı dolabımız gibi burada her zaman duruyor. Bu adı böyle elimi böyle çarpsam bir şey çarpacak gibi ama biz rahatız. Sonuçta bunu bir yere kaldırsam sürekli çıkaracağım bir şey. O yüzden kaldırmıyorum. Bu da böyle benim uzanma koltuğum. Camımın. Perdesi vardı buranın. Siyah söktüm. Olduğu için Elvan. Söktü. Perdesiz kaldı. Daha güzel olsun. Şu kapının arkasında da kolilerimiz. Aşağı inmeyi bekleyen altını çiziyorum. Ve su katırımız var. Şimdi buradan çıkıyoruz. Koridora böyle geldiğimizde ikinci kapı banyo. Ne oldu? Burası bizim ana banyomuz, üst kat banyomuz. Aynı zamanda da misafir banyomuz. Üçü bir arada. Yerler kaymış. Burası böyle bir banyo. Şunları çeksene bir soft detayları. Hatta bunu beraber almış. Bizim ana banyo. Benim böyle misafirler için aldığım saç fırça makinesidir, taraktır, işte diş fırçalarıdır falan bu banyodadır. Bir de böyle bu banyonun temizlik aletleri durur. Klasik domestosumuz. Başka da bu banyoda. Aynen bu banyoda başka da bir şey yok zaten. Lavabosu, tuvaleti ve banyosu olarak böyle. Genel olarak en çok kullandığımız alan burası. Çünkü üst katta başka banyomuz yok. İlerleyelim. Banyo için başka ne denir? Banyo için başka bir şey denmez. Çünkü bu banyo zaten biz eve geçtiğimizde hazırdı. Bir şey de yapmadık. Böyle fayanslarını falan da çok beğeniyoruz. Burada en çok kullanılan odamız. Burası bizim misafir odamız. Ama o kadar çok kullanılıyor ki hani bir evde misafir odasının gerekliliğini çok net anlatabileceğimiz bir misafir odası. Çünkü benim ailem dışarıda yaşıyor. Dışarı dedim, Antalya'da yaşamıyorlar ve iki ablam var. İki kişi, üç kişi bile gelse direkt misafir odasına çok ihtiyacım oluyor. Şöyle yapmıştık. Bu camla bu mesafeyi ölçüp buraya alabileceğimiz maksimum yatak boyutunu alıp 1.60'lık yatak yaptırmıştık. Çünkü tek kişilik yatak olursa hani iki kişi geldiğinde en azından yatamazlar diye böyle tam sıfıra sıfır bir şekilde 1.60'lık yatağımız var. Yine aynı şekilde burada böyle bir kolon vardı. Bu kolonu da değerlendirelim diye burasına gömme dolap. Buraya da böyle çalışma masası gibi, değil mi? Çalışma masası, makyaj, evet, çalışma masası. 2 yıldır ayna takacağız. Takamamışız. Böyle bir alan. Odadaki diğer perde de bundandı bu arada. Bunun siyahıydı. O da Pelin'in biber kuruttuğu çam ağacı. Biber kurut ve değer yok artık. Biber kurutuyorsun ondan. Bir kere kuruttum diye sonra bir daha kuruttu oldu. Onları ben 3 ay boyunca süs zannettim. Bibermiş üstündekiler. Kuru biberim vardı Gaziantep'ten. Ben de şunun üzerine şöyle kurutmuştum. Ya şunda nasıl biber kurutabilirsin? Şöyle yapmıştım. Etrafına dolamış süs gibi. Neyse sonuçta kuruttuk. Afiyetle de yedik ya. Neyse burası böyle. Bu arada bu süs normalde salonda duruyorlar ama salonda birazcık sadeleşmeye gittik diye son zamanlarda ben de direkt buraya böyle yolladım. Bu çekmecelerde genelde annemin ya da işte Nader'in, Cansu'nun eşyaları duruyor. Annem özel eşyalarını bırakıyor. Daha sonra bu dolaba geldiğimde böyle misafir için yaptırdı Elvan. Hatta bayağı savaşını vermiştik. Yok misafir rahat etsin falan. Ama misafirden önce şu kapak tamamen mutfak yüklü. Domateslerim, zeytinlerim, zeytinyağlarım, havlu kağıtlarım. Çünkü mutfakta böyle bunları istifleyeceğim yer yok. Boş kavanozlarım. Bizim aile böyle yüzlerce domates kavanozu yapar ve böyle evlere dağılır o. Ben de hepsini buraya istifledim. Burada da Elvan'ın işte damatlığı, nişanlıkları, gelinliklerimiz. Hatta gelinliğim şurada. Sığmadığı için görebilirsiniz. Böyle ıvırımızın zıvırımızın toplandığı bir dolap haline geldim. Memnunum da bundan. Burada da işte yıkanan bahçe minderim var. Hala poşetinden çıkarmadım. Ne de olsa kış geliyor. Boşuna pislenmesin dedim. Lates matı kullanmıyorum ama neden orada hiçbir fikrim yok. Şuraya dönelim. Salonun bir parçasıydı. Yine bu aralar salondan çıktığı için burada böyle bekleniyor. Bu da Elvan'ın böyle dedim ya odada çok büyük bir masası vardı. Altı çekmeceli. Biz o masayı attık ama ben dedim ki yani çekmecelerini kullanayım. Buraya böyle bir şekilde yaptık. Çünkü mesela bakın sızdırmaz. Aslında komik gibi geliyor ama bence her evde olması gereken bir konfor. Bunu Damla abla almıştı hepimize. Bunda bir sürü plastik sızdırmaz kap var. Sürekli böyle birilerine kaba takılı kaldın. Evet ya. Sen bakın.
Sürekli böyle birilerine kendi aramızda yemek bir şey taşırken yani kap ver kap al zor oluyordu. Biz de o yüzden böyle sızdırmaz fikri yaptık. Şu an çok rahat. Birine bir şey götürüyorum. Kabım kaldı mı, yıkadı mı, getirdi mi? Hem iadeyi ziyaret de beklemiyor oluyorsun. Benim için herkes böyle gönül rahatlığıyla bir şey verebiliyorum yani. O yüzden bayağı rahat. Bu çekmecelerin içinde de dediğim gibi geri kalan ıvırlar zıvırlar falan var. Şimdi bu odada bu kadar. Buradan geri gelin. Buradan artık şu meşhur aşağı kata inelim. Dediğim gibi bizim eve buradan giriliyor arkadaşlar. Eksi birimiz var. Buradan aşağı iniyorum. Burada böyle minnak bir camımız var. Aşağı kat hava alsın diye açık olan. Bunu da biz yaptırdık bu arada. Eğer böyle perde takılamayan camlarınız varsa ne denir buna? Doğramanın içine mi? Doğramanın içine değil de yani pencereye monte edilen böyle raylı bir perde var. Buradan böyle indiğimizde, burası birazcık karanlık olabilir. O dediğim benim ayakkabı dolabım burası. Bunu da biz yaptırmıştık. Burada böyle ayakkabılarım duruyor. Alıp işte yukarı çıkıp mecbur ben orada ayakkabı giyiyorum. Burada her zaman ütüm var. Kolay olsun diye ütüyü buraya koyuyoruz. Böyle hemen ütüyü yapalım. Çünkü zaten iki günde bir evde ütü çıkıyor. Bunu hiç kaldırmıyorum. Burada benim bildiğimiz elim ayağım Dyson'ım var. V8 bu. Memnunum. Onu da söylemiş olayım. Merdiven altında da full bu arada ayakkabılık, Elvan'ın ayakkabıları, düğün ayakkabıları. Burada da minik valizlerimiz var. Burası böyle bir alan. Genelde buraya böyle çamaşır asıyorum, ütü yapıyorum. Burada bence her evde olması gereken bir oda. Şunu da bir önceki videoda kaldırayım dedim. Kaldıramadım. Hala orada. Neyse. Burası da bizim böyle çamaşır odamız. Biraz düzeni kaçmış. Dün temizlik vardı. Ona takılmayın. Burada çamaşır makinem. Burada da kurutma makinem var. İkisi de Samsung. İkisinden de memnunum. Ben ikisini ayrı tercih ettim bu arada. Çünkü ikisinin ortak olduğu makineler birazcık sıkıntı çıkarabiliyor. Aklınızda bulunsun. Yine ben bu videonun altına linklerini bırakacağım. Benimkileri. Biraz fiyat performans ürünü açıkçası. Böyle uçuk fiyatlı değiller değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Tam bir fiyat performans ürünü almış. Neyse burada böyle çamaşırlığım, ütüm, büyük valizlerimiz. Arkada da işte elektrik süpürgesi, vilada falan filan var. Bu oda bu kadar zaten. Bunlar bayağı çıkmış düzen. Ama büyük ihtimalle temizlik oldu diye hani öyle bezler yıkansın diye bırakıldı. Burayı kapatıyorum. Burada bizim yatak odamız. Aşağı katta böyle en sevdiğim şey yatak odası ve çamaşır odasının yakınlığı. Çünkü hani hiç yorulmuyorum. Burada çamaşırımı yıkıyorum. Buraya koyuyorum. Benim için konfor bayağı iyi. Yatak odamıza gidelim. Burada böyle bir yatak odamız var. Yatak odası için diyebilecek aslında çok şeyim yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Küçük bir cam var ve çok rahat açılmayan bir cam var. Biz de o yüzden böyle hem böyle görüntüyü kesen hem de daha dekoratif durabilecek maksimum perdeyi seçtik. Biraz böyle gri ve siyah tonlarında. Ama şunu söyleyeyim, yatak odası bir daha tercih edersem asla siyah tercih etmem. Çünkü bu ev daha 24 saat olmadı temizlenelim ve şöyle yapsam elimiz toz olur yani. Biraz sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Winnie the Pooh'um var. Burası benim başlığım. Winnie the Pooh ailem bilir. Artık siz de biliyorsunuz. Winnie the Pooh en sevdiğim karakter. Burada bir televizyonumuz var. Burada da böyle benim bileyim Allah. Gözlüklerimin durduğu, poşetlerimin durduğu. Şurada da şöyle takılığın olduğu bir kısım var. Burayı seviyorum ama dediğim gibi bir daha siyah tercih etmem. O yüzden sürekli böyle beyaz çarşaf tercih ediyorum. Böyle geçelim. Biz bu eve ilk geldiğimizde bu duvar vardı. Ama arkamdaki dolaplar yok. Biz de dedik ki madem hani böyle bir ayrım var, arkayı nasıl bir alan yapabiliriz ve 10 günde falan taşınmamız gerekiyordu galiba. Evlenecektik. Olabilecek en hızlı şeyi yaptırdık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hızlı olsun diye biz direkt dümdüz ve şunun rengiyle uyusun diye gri dolaplar yaptırdık. Bu dolapların içinde benim işte ceketlerim var, çarşaflarım var, yastık kılıflarımız var. Burada böyle bir makyaj masası gibi olsun diye böyle bir alan var. Hatta bu aynayı da ben IKEA'dan almıştım. Buraya bir ayna gelmişti. Işıklı ayna istemiştim, ampulleri yoktu. Garipti yani. O yüzden en iyisi dedim ki IKEA'dan bir ayna alayım. Burada böyle Dyson'um var, her gün kullanıyorum diye. Birazcık böyle yer konusunda sıkıntı çekiyorum. O yüzden böyle bir şeyler üst üste duruyor olabilir. Genelde burada hep makyaj yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde Elvan'ın ceketleri ve ne var? Yedek yorgan var. Evet. Tartımız var. Burayı da böyle bir alan olarak kullanalım dedik. Bunun bu tarafı da ayna, bu taraf da ayna. Birazcık garip oluyor. Biraz karanlık oluyor ama yine de çok güzel iş görüyor. Tam olarak arkanız bizim giyinme odamız. Sıklayacak mıyım tekrar? Hayır, hayır, sıklamayacaksın. Burası böyle giyinme odamız. Şöyle bir kapısı var.
Bence en güzel özelliği bu. Çünkü burası dağınık olunca ya da buraya biri usta bir şey geldiğinde hem bunu taşınırken çok iyi olmuştu. Burayı kapatıyordum. Hemen orada ne iş yapılıyorsa yapılıyordu. Burayı zaten az buçuk biliyorsunuz videolardan. Şöyle taraf benim raftaki kıyafetlerim. Burada askıdakiler var. Burada da aynı şekilde. Şu dağınık olan kısım. Dağınık olan kısım Elvan'ın. Burayı da ben kendim Elvan'ın yerini zaten kendim düzenliyorum. Benim böyle kendi kıyafetlerimde kalından inceye doğru sıralarım. Önce kısa kollular, askılılar falan. Ama yine renkleri çok karıştırmadı. Elvan'da da yakalılar. Benim hepsi karışık. Hayır. Yakalılar beyaz, kırmızı, siyah. Düzler beyaz, açık renk bak. Beyaz, lila, turuncu, kırmızı, lacivert, siyah. Mükemmel bir uyum bence. Benim dolabım burası sadece. Ama çok dağınık bak. O yüzden sana başka dolap vermem lazım. İşte yukarıda çantalarım var. Şu valiz biraz kırık ama son iş görmelerini bekliyor. İşini görsün, aramızdan ayrılacak. Bu da böyle yine IKEA'dan halım var. Kirli sepetim var. Burası banyomuz. Şimdi ışığı açınca havalandırması çalışacak. O yüzden umarım sesim gelir. Aa, kaymış. Banyomuz var bizim. Ebeveyn diye geçiyor. Duşumuz, tuvaletimiz ve lavabo. Burada gösterilecek pek bir şey yok. Alabilirim diye. Gösterebileceğim maksimum şey duvarların mavi oluşu. Şurada işte sabunluğumuz. Burada işte kişisel eşyalarımız. Ve ben zaten biliyorsunuzdur artık. Ben böyle her şeyi deneyeyim, çok fazla ürünüm olsun değil. Bir üründen böyle memnun olayım. Hep onu kullanayım. Ve sonuna kadar memnun olayım. Fiyat performans olsun kafasında bir insan olduğum için. Böyle çok çok fazla kremlerim, yüz yıkama jellerim yoktur. Şunlar vardı. Bu arada şöyle kullandığım ürünleri falan da aşağıya linklerim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tamam, yatak odası içinde maksimum diyebileceğim şey buydu zaten. Böyle bir yatak odamız. Yatak odamız küçük değil, geniş. O yüzden böyle camın çok olmaması havalandırma sorunu dışında böyle bize pek sorun çıkarmıyor. Ama dediğim gibi mobilya almayı düşünüyorsanız uyum mobilya, hele de siyah ve üzeri cam kaplıysa bence böyle iki kere falan düşünün. Şimdi çıkalım. Senin gibi hızlı çıkamadım. Ben de hızlı çıkamadım ki yarıldım. Bence güzel bir ev turu oldu. Baya böyle merak ediyordunuz, ev turu istiyordunuz. Baya böyle istediğiniz şekilde oldu bence. Çok fazla detaya girmedim tabii ki de. Zaten detayları çektiğim videolar var. Yakın zamanda kanala çok güzel bir video ekleyeceğim. Hani bilmiyorum, spoiler vermek için böyle zor duruyorum ama yakın zamanda kanala gerçekten güzel bir video ekleyeceğim. Böyle birçok şeyin cevabı olacak bir video ekleyeceğim. Bence istediğiniz tarzda bir video oldu. Böyle bir ev turu olması gerekiyordu artık. Baya istiyordunuz. Bence güzel de oldu. Ben bayağı memnunum şu an. İkinci çekişimiz gün içinde ama olsun, en azından nasıl iyi olacaksa öyle çıksın. Sabahkinde ışık falan bayağı kötüydü. Öyle yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun altına dediğim gibi linkleri bırakacağım. Aklınıza gelip gelmeyecek evde gördüğüm her şeyin linkini bırakıyor olacağım. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Haftaki videoyu da bence beraber bekleyelim. Görüşürüz.